böyle mi gidecek? Ve bu yatırımsızlık. Kanaat önderlerimizi, muhtarları, Suruç'taki hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı dinledik. Şanlıurfa'da yine sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızı dinledik. Herkesin ortak söylediği bir konu var. Türkiye'de sorunları çözen AK Parti'dir, siyasettir. Siyasetin dışında bu sorunların çözülecek hiçbir mecrası yoktur. Ve bölge halkından duyduğumuz yüksek ses artık yetersiz. Yani terör örgütünün yaptığı bu baskılara, bu sivillerin ölümüne neden olan bütün bu saldırıların artık durması gerektiğini ifade ediyorlar. Ve bütün algı operasyonları bölgede yapılmaya çalışılıyor. Sivil öldü diye, devlet sivil öldürdü diye bir yaygara koparıyorlar. Ama aslında PKK'nın, terör örgütünün yapmış olduğu saldırı sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız bunlar aslında. İşte iki tane bakan açıklama yapmışlar, sivil ölümleri var diye. Ya önce dönüp gelsinler, dün Şemdinli'de, önceki günlerde 12 yaşında Fırat, yine Doktor Abdullah. Bu ölen sivil vatandaşlarımızın terör örgütü tarafından öldürüldüğünü herkes biliyor. En iyi de onlar biliyor. Ama bugün Türkiye Türklerindir diye logosuyla çıkan gazete, merkez medyası olmak üzere, paralel medya olmak üzere ve bunların yabancı uzantıları olmak üzere bir algı operasyonuyla Türkiye'de bu anlamda terör örgütünün yaptığı ölümleri devletin yaptığı gibi maalesef bir kara propaganda içerisinde bunlar da alet oluyorlar. Buradan bizim çağrımız, bütün bölge gerçekleri görüyor ve herkesin gözü önünde cereyan eden bu süreçte maalesef silahları tekrar çıkartarak devrimci hak savaşı adı altında bir halk içerisinde galeyana getirerek operasyonlar ve bu anlamda terör saldırıları yapanları kınamak lazım. Bunu kınamayan insanlığından şüphe etmek lazım. Bugün seçim için savaş çıkardı diye yaygara koparanların önce devrimci halk savaşı başlattık diyenleri bir kınaması lazım. Önce onları kınayacaklar, ondan sonra savaş karşıtı olarak çıkacaklar. Bugün barış yanlısı olarak gözüken, savaş karşıtı diye çıktığını ifade edenler ve AK Parti'yi suçlayanlar devrimci halk savaşı ve ayaklanma çağrılarına, sivilleri öldürmeye vesile olan terör örgütünün saldırılarına ses çıkarmamaları ikiyüzlülüktür. Ama bütün milletimiz gerçeği görüyor. Biz AK Parti heyeti olarak raporumuzu hazırlayacağız. Buradaki bölge halkımızın beyanlarını, açıklamalarını, taleplerini genel merkezimizde değerlendireceğiz. İşte yanı başımızda Kobani var, Suruç'un yanı başında. Devletimizin, AK Parti hükümetinin buraya yapmış olduğu yardımları bütün Türkiye biliyor. Ama bir algı operasyonuyla yine bunu farklı bir şekilde göstermeye çalışıyorlar. Türkiye'nin DAEŞ'la işbirliği içerisinde olduğu yalanını atmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye Ekim 2013'te DAEŞ'i terör örgütü olarak kabul etmiş. Ve DAEŞ'le mücadelesini hem havadan hem de farklı tüm yollarla yapmaya devam etmiştir. AK Parti olarak DAEŞ'i da terör örgütü olarak kabul ediyoruz başından beri ve şiddetle telin ediyoruz. Tıpkı PKK terör örgütü gibi ve tıpkı Suruç'ta 32 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınadığımız gibi DAEŞ'in yaptığı operasyonları ve DAEŞ'in varlığını da telin ediyoruz. Bütün terör örgütlerine karşı çıkanlar barış yanlısıdır ama terör örgütlerini dahi ayırıp Türkiye karşıtlığı içerisinde olanların bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yok. Bütün milletimiz Cumhurbaşkanımızın başlattığı sürecin ne anlama geldiğini biliyor, desteklerini ifade ediyorlar. Başbakanımızın kamu düzenine yönelik çağrılarını da anlamlı buluyorlar. Bunu gördük. Ben bütün halkımıza teşekkür ediyorum.